Dünya Kadınlar Günü. Hatay Valiliği ile Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında kadınlar atanın huzuruna çöktü. Ben daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen ve Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz'in eşi Zehra Lekesiz'in de tüm kadınlar adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende konuşan Türk Kadınlar Birliği Hatay temsilcisi Nesime Melek, sadece 8 Mart tarihinde değil, yaşam boyunca erkeklerin adalet duygusuyla kendilerinin yanında olmalarını istediklerini belirtti. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi, sosyal bilincinin geliştirilmesinde, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılan bir gündür. Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş ve 2. Hudut Alayı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Hasan Polat'ın eşi Gülnur Polat'ın da hazır bulunduğu törende kadınlara kırmızı karanfil dağıtıldı. Valimiz Sayın Celalettin Lekesiz'in muhterem eşleri Sayın Zehra Lekesiz hanımefendinin önderliğinde, Garnizon Komutanımızın eşi Sayın Gülnur Polat, Antakya Belediye Başkanımızın eşi Doçent Doktor Sayın Nazan Savaş, erkeklerden kurduğumuz ordunun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Mersin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri ise Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün düzenlediği töreniyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende kadınların ellerindeki kadına yönelik şiddete göz yumma, kadınlarını geri bırakan toplumlar geri kalmaya mahkumdur yazılı dövizler ise dikkat çekti. Törende kadın dernekleri adına bir konuşma yapan Çağlayan Çalışan Kadınlar Derneği Başkanı Gülay Demir, 8 Mart'ın tüm dünyada kadınların verdikleri mücadelenin simgesi olduğunu belirterek, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınların maruz kaldıkları ekonomik haksızlıkların giderilmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi hepimizin temennisidir diye konuştu. Şiddetin önlenmesi, her türlü ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınların maruz kaldıkları ekonomik haksızlıkların giderilmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi hepimizin temennisidir. Yılın her gününün Kadınlar Günü olması gerektiğini vurgulayan Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selahattin Bulut da geçen yıl 8 Mart'ta çıkan 6284 sayılı kanunun kadınların haklarını koruma açısından dünyadaki bütün ülkelerden daha ön planda olan bir kanun olduğunu ifade etti. Kadınlarımıza kadın olmanın ne kadar değerli olduğunu bu kanunla çıkaracağımız müjdesini vermiştik. Gerçekten de 8 Mart'ta geçen yıl böyle bir kanun çıktı. Ve şu an Türkiye'deki şu kanun dünyadaki bütün ülkelerden daha ön planda olan bir kanundur.